Ben sürekli diyorum, oyunun eski hali daha iyiydi diye. Ama bir yıldır oynayan ve 350 saati, hadi 500 saati olan bir adam çıkıp eskiden oyun çok kötüydü, mekanikleri yoktu tarzında yorumlar yapıyor. Onun da eskiye dair bildiği tek şey Eşfia Yager'deki ACOG olması. Araştırma yapmayı bilmeyen tipik toksik Türk oyuncusu işte. Bu arada böyle şeyleri kafana çok takma diyorsunuz ama sanırım LoL Canakin'den sonra en toksik kitle bende olduğundan dolayı bunları söylüyorum. Sadece bilgisayar oyuncularının katılabileceği 1vs1 turnuvasına katılmak isteyen olursa sabitlenmiş yorumdaki Discord sunucusuna giderek katılabilirsiniz. Zaten hali hazırda turnuva bilgilendirme videosu var fakat 100 izlendiği için bir daha üstünden geçmek istedim. Kümem yok veya düşük diye girmemezlik yapmayın. Çünkü her kümeden adam var. Shock Drone going live. Operation Vine Bastion ve öncesinde Shock Drone'da 15 tane taser vardı ve her biri 10 hasar vuruyordu. Vine Bastion'ın sezon ortası güncellemesinde açıklanan tasarımcı notlarında Shock Drone'un artık 5 taser'a sahip olacağı yazıyordu. Bu durum Operation Void'e kadar gitti ve 5. yılın ilk güncellemesinde Shock Drone artık 1 hasar vuracak ve maksimum 3 tane yenilenebilir taser taşıyacak bir drone haline geldi. Twitch'in eski gücü kalmadığından oyuncular Twitch'i çok fazla tercih etmiyordu. Crystal Guard sezonunda şu anki halini aldı. Shock Drone artık zıplayabilecek, taser'ı hem 5 hasar vuracak hem de belirli bir mesafesi olmayacak şekilde güncellenmişti. DDD mounted. Let them come. Operation Blood Orchid'in sezon ortası güncellemesinde Capcom'a çok tepki çekecek bir güncelleme getirildi. Benim de tam oyunu kavradım dediğim sezonda aslında. Yıl 2 sezon 3.2 yamasında Entry Denial Device'in hasarı 60'a düşürülmüştü. Ayrıca her zaman görünen lazeri bu güncellemeyle silinmişti. O zamanlar en azından bir oynanılabilirlik vardı. Şimdi ise her yıl aynı etkinliği 2 değişiklik atıp önümüze fırlatıyorlar. Capcom'ın son güncellemesi ise yıl 6 sezon 3.3 yamasında gelmişti. O da tek eşeğe birden fazla ADD'yi atma özelliğiydi. I'm not a little girl anymore. Ela ilk geldiği zamanlar Operation Blood Orchid'ti. Hatta kendisi aslında Zofia ile beraber çıkacaktı fakat oyundaki hilecilerin ve bugların önüne geçmek için bir sezonu boşa harcadıklarından dolayı Zofia ile beraber çıkmadı. Hatta Polonya'da geçen bir harita bile gelecekti. Ela ilk çıktığı günlerde Impact Grenade'i vardı. Tabii ki çok güçlü olduğundan alınması uzun sürmedi. Scorpion Evo ilk geldiği zamanlar recoil'i yok denecek kadar azdı. O zamanlar Ela Impact Grenade ile çok güçlü olduğundan dolayı önce silahının recoil'ini, daha sonra ise mermi sayısını değiştirdiler. Gerek e-sporcular olsun, gerek oyuncuların geri bildirimleri sayesinde Ela artık silahı zor kontrol edilebilenler arasında yer alıyordu. Scorpion'un birçok güncelleme geçmişi var. Yıl 2 sezon 3, yıl 3 sezon 1, yıl 3 sezon 3 diyerek devam ediyor. Her güncellemede silahı iyice bozuluyor bu arada. En son güncellemesini Operation Brutal Swarm sezonunda aldı ve artık 3 merminin farklı yerlere gittiği günler geride kaldı. Zamanında bir post paylaşmıştım oyun eskiden çok daha iyiydi diye. Yorumlarda eskiden oyunda akogular açlayıp ölen insanlarla dolu veya sürekli spam pick atan insanlarla doluydu yazanlar vardı. Haberiniz olsun 18 Ekim'de aynı meta geri dönecek. 17 Kasım 2016 tarihinde Operation Red Crow'da yayınlanan bir güncelleme notunda SMG-11'den akogun alındığı açıklandı. MP7 ve 416 karbinden ise akog alındığında 5 Eylül 2017 idi. Yani Operation Blood Orchid. Operation Burnt Horizon'da R4 karbin akog, Operation Shifting Titan sezon ortası güncellemesinde ise Maestro'nun Alda 556'sından akog alınmıştı. Diğer adı beyaz maske olan teröristlerde bombacı teröristler vardı. Operation Ember Rise sezonunda oyundan tamamen kaldırıldı. Kendisinin 360 canı vardı ve sizi gördüğü zaman bombayı tetikleyen ve üstünüze koşan vasıfsız bir teröristti. EMP ve RID Mark III ile rahatça kantılanabiliyordu. LMG mounted and loaded. Tachanka'nın eski özelliği RP46 taretinde Operation Red Grove'un sezon ortası yamasına kadar cam yoktu. Yıl 1 sezon 4.2'de eklenen cam ile artık kendini koruyabileceği bir tareti vardı. Tachanka toplamda 15 sezon dayandı ve Operation Neon Dawn'da revoklenerek ve Elite Skin getirilerek oyuna eklenmiş oldu. Tachanka'nın son değişikliği ise Pathfinder videosunun kaldırılması oldu. Operation Ember Rise öncesinde oyunu oynadıysanız kalkanlarda eskiden küçük camlar bulunmuyordu. 9 Kasım 2019 tarihinde ise kalkana küçük kurşun geçirmez camlar eklenerek Deployable Shield 2.0 güncellemesini oluşturmuşlardı. Aslında en çok güncelleme alan sezonlardan biri Operation Ember Rise ve o zamanlar gerçekten mantıklı değişiklikler yapılmış. Bence oyunun en güzel zamanları 4. yılın tamamıydı. Keşke oynayabilseydim diyorum ama bazı şartlar el vermiyordu. O sezonlarda oynayan insanlar gerçekten çok şanslı. Almanca'da şimşek anlamına gelen Blitz, Operation Blood Orchid'in sezon ortası güncellemesine kadar Mountain ve Fuse gibi default sprint'e sahipti.
Bu güncellemeden sonra koşarken kalkan önünden ayırmayacak ve koşarak flash atabilir bir hale getirilmişti. Man deployed! Operation Void Edge'den öncesinde Recruit ile belirlenen silahlarla oynayabiliyordunuz. Full kalkan Recruit yapmayan eminim yoktur. İstediğiniz takımı seçip istediğiniz silahlarla oynarken her şey gayet güzeldi bence. Hatta haftalık görevlerde belirlenen operatörler ile 8 round kazan görevi önceden belirlenen takımla 8 round kazandı. Recruit istenen takım ayarladığınız zaman rahatça bu görevi yapabiliyordunuz. Operation Void Edge'de artık tek tip loadoutlarla oynanılabilir hale getirildi. Bu video aslında dinozorların bileceği 10 güncelleme başlığıyla yayınlanabilir ama ben öyle yapmayı düşünmüyorum. Zaten hali hazırda videolar izlenmiyorken böyle saçma başlıklar atmak kanalı iyice yerin dibine sokacağından hiç girişmeye gerek yok. Ben hep diyorum oyun eskiden çok daha iyiydi diye ve ben hala sözümün arkasındayım. Bu serinin devamı var ama onu da başka bir videoda yapmak istiyorum. Tabii ki bu videonun hemen arkasından gelmeyecek. Bu arada sadece bilgisayarda oynayanların katılabileceği 1v1 turnuvası yapıyorum. Katılmak isteyen olursa başa sabitlenen yorumdaki Discord adresinden katılabilir. Tabii burayı izleyen kaldıysa katılabilir. Çünkü analitiklere baktığım zaman girişi ve burayı hep diplerde görüyorum.